Sayın Başkanımla, Milletvekilimizle, Belediye Başkanımızla beraber sabahtan bir yana bir program yürütüyoruz. Akşam saatlerinde de bir eğitim buluşmamız gerçekleşecek. Daha önceki 12 ilde yaptığımız gibi Bolu'da da yurttaşlarımızla, öğretmenlerimizle, akademisyenlerimizle, çocuklarımızla, velilerimizle bir araya geliyor olacağız. Hepinizin bildiği gibi eğitim, Türkiye'nin gelecek 10 yıllarının en temel sorunlarından biri. Bir ülkenin, hep söylüyoruz, ekonomik sorunları doğru iktisadi politikalar uygulanırsa çözülür. Diğer alanlardaki sorunları çözülür. Ama eğitimde bugünü kaybetmemiz gelecek 10 yılları da etkileyen bir konu. Dolayısıyla eğitimi Türkiye'de konuşuyoruz, çeşitli illerde konuşuyoruz. Bugün Bolu'da konuşuyoruz, yarın Bilecik'te konuşmaya devam ediyor olacağız. Ve Türkiye'nin tüm illerinde eğitimi konuşmaya devam edeceğiz. Çünkü eğitim aynı zamanda ailelerimizin en güncel, en yakıcı sorunlarından bir tanesi. Her gün bir basın toplantısıyla eğitimin çeşitli sorunlarını da dile getirmeye çalışıyorum. Bolu eğitim açısından tabii güçlü bir ilimiz. Geçmişten bugüne buradaki hayırseverlerin yapmış olduğu çalışmalar var. Güçlü bir geçmişi var. Dolayısıyla burada belediyemizin yaptığı çalışmalar var. Vekilimizin parlamentoda yürüttüğü çalışmalar var. O yüzden Bolu açısından çok mutluyuz Bolu'nun bu halinden. Ama buralarda da düzenlenmesi gereken çok sayıda konu var. İl başkanlığımızla beraber, vekilimiz ve belediye başkanımızla beraber bu konuları da ele aldık. Şimdi biliyorsunuz Eylül ayı okulların açılma ayıdır. Tatlı bir heyecan çocuklarımızı sarar. Arkadaşlarınla buluşma zamanıdır. Öğretmenlerine kavuşma zamanıdır. Yeni bir okul dönemine başlamışlarsa, yani örneğin ikinci dört yıla başlayacaklarsa, bu onlar için biraz merak, biraz heyecan, belki biraz kaygı zamanıdır. Ama eğitimle ilgili her konu bu kadar tatlı heyecanlardan oluşmuyor. Birçok buradaki insanın anne babası tahmin ediyorum emekçidir. Benimkiler de öyleydi. Çocuklarınız varsa aynı zamanda aileleri de Eylül ayında ciddi bir kaygıda sarar. Çünkü eğitim aynı zamanda masraflı bir konu. Türkiye maalesef dünyada ebeveynlerin eğitime en çok para harcadığı ülkelerden bir tanesi. Çünkü maalesef kamusal eğitim Adalet ve Kalkınma Partisi döneminde çok erozyona uğradığından OECD ülkeleri içerisinde geride bıraktığımız iki ülke hariç Türkiye hane halkı harcamalarının en yüksek olduğu ülke. Dolayısıyla Türkiye'de aileler bir yeni eğitim öğretim yılı başladığında çok ciddi sorunlarla karşılaşıyorlar. Mevcut Milli Eğitim Bakanımızın basına verdiği demeçler var. Tıpkı kendisinden önceki 8 bakan ve geride kalan 22 yıllık AK Parti döneminde olduğu gibi işte ailelerden katkı alınmayacaktır. Okullarımıza bağış alınmayacaktır. Talimatlarını verdik, yapılmayacaktır gibi söylemler var. Oysa bunun tüm hızıyla devam ettiğini biliyoruz. Çünkü okullara atadıkları yöneticileri de okulları açık tutmak, sıcak tutmak, temiz tutmak gibi bir görevle atadığınızda, bunun kaynağını oluşturmadığınızda o okul yöneticileri de bu yollara gitmek zorunda kalıyorlar. Şimdi elimizde geçen hafta da açıklamalar yapmıştım. Çok yeni bir maliyet hesabı var. Birleşik Kamu İş'in yaptığı maliyet hesabına göre 2024 yılında okula başlama maliyetleri 2019-2024 arasında incelenmiş. Bu yıllar arasında karşılaştırılmış. 137 kalem üzerinden yapılmış bu karşılaştırma. Tabii bu rakamları maalesef iktidar partisi mensupları bilmiyorlar, görmüyorlar. Çünkü onlar bir saray iktidarı olarak kendi yaşamlarını gördükleri üzerinden kurguluyorlar. Ama aileler bunları çok iyi biliyorlar. Veliler bunları çok iyi biliyorlar. Okul öncesi düzeyde okula başlama maliyeti 2023 yılına göre %98.9 oranında artmış bulunuyor bu araştırmaya göre. İlkokul düzeyinde başlama maliyeti %84.25, ortaokul düzeyinde %91.91 artmış bulunuyor. Yani lisede de %80.46 oranında bir yıl önceye göre okula başlama maliyetleri artmış durumda. Asgari ücrete zam yapılmayan bir ülkede emeklilerin büyük zamla sadece ve sadece 12.500 lirayla yaşamaya mahkum edildikleri bir ülkede ortalama artış %88.8 olmuş. Okullarımızda ben Sayın Bakan ülkemizi Finlandiya ile karşılaştırdığında şöyle bir cevap vermiştim. Demiştim ki Sayın Bakan, siz önce okullara
ihtiyaç olan temizlik görevlilerini atamayı başarın. Okullara güvenlik görevlisi atamayı başarın. Ondan sonra Türkiye'yi başka konularda da karşılaştırabilirsiniz. Maalesef okullarımızda en temel hizmetleri sağlamak bile okul aile birliklerinden gelen yardımlar olmasa, velilerin yaptığı katkılar olmasa karşılanabilir durumda değil. Türkiye'de tüm okullarımızın güvenlik görevlisi ihtiyacı var. Güvenlik görevlisi olmadığı için okullarımızın kapısına cirit atan bir takım yapılar var. Okullarımız içine giren, öğretmenlerimize şiddet uygulayan ve maalesef can kayıplarına varan bir takım olaylar var. O yüzden Türkiye'deki her okula bir güvenlik görevlisine ihtiyacımız var. Kabaca 100 binin üzerinde temizlik görevlisine ihtiyacımız var. Milli Eğitim Bakanlığı bunları sağlamadığı sürece bağış toplamayacağız, yardım almayacağız dediği her şey geçersizdir. Sadece eğitim öğretim yılı öncesinde yapılan karşılığı olmayan bir nutuktur yapılan şey. Maalesef yeni milli eğitim yılı başlarken öğretmen atamaları da tam yapılmamıştır. Adalet ve Kalkınma Partisi bizzat genç öğretmenlerimize seçim öncesinde söz vermesine rağmen tam tersi bir uygulamayla mülakatı getirmiş. Cumhuriyet Halk Partisi ve bazı sendikaların Danıştay'a açtığı dava nedeniyle de henüz bu mülakatların meselesi netleşmemiştir. Geçtiğimiz yıl 23.670 öğretmenimizin emekli olduğu eğitim sistemimizde sadece 20.000 öğretmen alınmaktadır ve onların da henüz ne zaman alınacakları belli değildir. Ve bu öğretmenlerimizde maalesef 25 yıllık öğretmenlerimizin 44.000 lira maaş aldığı, yoksulluk sınırının çok altında maaşlara terk edildikleri bir ülkedir Türkiye. Bu paraların toplanmaması, okul aile birliklerinden yardım alınmamasının bir yolu okullara ödenek gönderilmesidir. Bir önceki Milli Eğitim Bakanı'nın lise düzeyinde bazı alanlarda okullara ödenek gönderme sürecini başlattığını biliyoruz. Ancak bu dönemde bu uygulama durdurulmuş gibi gözüküyor. Bizim teklifimiz şudur. Milli Eğitim Bakanlığımız 15.887.000 öğrencimiz var. Bu 15.887.296 öğrenci için kişi başı 1000 lira okul ödeneği gönderirse toplam 15.088.000.000 lira yapıyor. Bu para gönderildiği takdirde toplamda da bütçenin %1,45'i kullanılmış oluyor. Dolayısıyla okullar eksiklerini böylelikle giderebilirler. Her okulun farklı bir eksiği var. Her okulun farklı. Bolu Belediye'mizde, diğer belediyelerimizde elimizden geldiğince okul öncesi, ilkokul, ortaokul, lisedeki bu ihtiyaçları karşılamaya çalışıyoruz. Ama okulların farklı ihtiyaçları da var. Dolayısıyla bu okul ödeneğinin verilmesi meselesini buradan Sayın Milli Eğitim Bakanı'na çağrı yaparak uygulamaya alması konusunda görüşlerine sunuyorum. Her öğrenci başına gönderilecek bir rakam, farklı öğrenci sayısına sahip olan okullar için de eşitlikçi bir uygulama olacaktır. 100 öğrencisi olan ona göre, 1000 öğrencisi olan ona göre, 2000 öğrencisi olan ona göre bir yardım alacaktır. Ve kendisinin ihtiyaç duyduğu konularda müdürlerimiz kanuni çerçeve içerisinde harcamalarını yapacaktır. Dolayısıyla sorunu dile getiriyorum. Çözüm önerisinde de bulunuyorum Sayın Bakanım. Tabii Milli Eğitim Bakanımızın doğruları da var. Ben Sayın Bakan'ın doğruları diye her basın toplantısında da yaptıkları iyi işleri de söylemeye çalışıyorum. Örneğin Milli Eğitim Bakanlığımız 24 Kasım Öğretmenler Günü için oldukça önceden bir tarihte yapılacak işleri bir genelgeyle duyurmuş bulunuyor. Çok sayıda madde var. Birçoğunu destekliyorum. Dolayısıyla bakanlığın 24 Kasım Öğretmenler Günü için şimdiden başlayarak öğretmenlerimizin itibarının güçlendirilmesi, saygınlıkların arttırılması, ihtiyaçlarının giderilmesi konusunda bir genelgeyle de olsa bunu hatırlamış olmalarını çok önemli bir gelişme olarak görüyorum. Sayın Bakan'ı bu konuda tebrik ediyorum. Fakat bu maddelerden bir tanesinde öğretmenlerimize gerek özel sektörden gerekse kamudan indirimli uygulamalar yapılması ve bunun için çalışılması öneriliyor. Ben Sayın Bakan'a bunu önemli bulduğumu ama kendisinin asıl yapması gereken şeyin eğitim öğretime hazırlık ödeneği adı altında verilen desteğin bir maaş tutarında yapılmasını
Ve aynı zamanda geçtiğimiz yıllarda muhalefet tarafından verilen ve iktidar partisi tarafından, Cumhur İttifakı tarafından reddedilen 24 Kasım Öğretmenler Günü'nde tüm öğretmenlere bir maaş ikramiye verilmesini gündeme almasını dile getiriyor. Özel sektörün yaptığı indirimler kuşkusuz kıymetli olur. Kamunun yaptığı indirimler her ne olacaklarsa o da kıymetli olur. Ama yoksulluk sınırı altında bir maaşa mahkum ettiğiniz, iktidar olmadan önce 20 çeyrek altın maaş alan, bugün 9,5 altın çeyrek altın maaş alan öğretmenlere yapabileceğiniz en büyük katkı, onları yoksullaştıran bu maaş politikanıza karşılık olarak bu öğretmenlerimize bir maaş eğitim öğretimi hazırlık ödeneği, bir maaşta 24 Kasım Öğretmenler Günü ikramiyesi vermek olur. Bu öğretmenler için çok daha iyi bir uygulama olur. Türkiye'nin dört bir yanındaki öğretmenler için de bir ferahlama olur. Tabii asıl yapmamız gereken de hep 2002 öncesini örnek gösteren Adalet ve Kalkınma Partisi iktidarına, siz 2002 öncesinde bu öğretmenler ne kadar maaş alıyorlardıysa oransal olarak aynı maaşı almalarını sağlayın. Böylelikle çok iyi bir yol kat etmiş olursunuz da hatırlatmak istiyorum. Üçüncü bir konu, biliyorsunuz sadece okul öncesi ilk ve orta öğretim alanında çocuklarımız okula başlamıyorlar. Aynı zamanda bu ayda yüksek öğretimle ilgili olarak sınav sonuçları da açıklandı. Geçtiğimiz günlerde Bakan Yardımcısı arkadaşımız Sayın Profesör Doktor Armağan Erdoğan basınla yüksek öğretim sınavlarının sonuçlarını paylaşmış. Oradaki ana hatları hep birlikte gözler önüne sermişti. Ben bugün son günlerde herhalde il başkanımızın da, milletvekilimizin de, belediye başkanımızın da neredeyse bir feryat halinde Türkiye'nin dört bir yanından üniversiteye gidecek olan, kayıt yaptıracak çocuklarımızın yurt talepleriyle ilgili olarak konuşmak istiyorum. Bu iktidarın maalesef en başarısız olduğu alanlardan bir tanesi, üniversite sayılarını arttırırken, üniversite öğrencilerinin sayısını arttırırken aynı oranda barınma alanı yaratamamış olmasıdır. Yurt sorunu Türkiye'nin önemli sorunlarından biridir. Öncelikle şunu söyleyeyim. 3 kişilik yurtlara, odalara 6 kişi, 4 kişilik yurtlara 8 kişi aldığınızda yurt sorununu çözmüş olmuyorsunuz. İlk söyleyeceğim bu. Hiçbir şekilde uygun yaşam koşulları olmayan yerlere öğrencileri tıkıştırdığınızda yurt sorununu çözmüş olmuyorsunuz. Ama o halde bile Türkiye'de ciddi bir barınma sorunu olduğunu dile getirmemiz gerekir. Ülke genelinde yasalara, mevzuata uygun açılmış olan ortaokul düzeyinde 1132, orta öğretim düzeyinde 1142, yüksek öğretim düzeyinde 1813 olmak üzere 4588 öğrenci yurdu var. Mevzuata uygun olarak ibaresini özellikle söyledim. Çünkü bu iktidarın bir takım kerameti kendinden menkul, tarikat ve cemaat yapılarına da göz yumduğu bazı yurt ve barınma alanlarında hepimiz biliyoruz. Burada kaybettiğimiz çocukları, tacize tecavüze uğramış olan çocukları biliyoruz. Dolayısıyla onları da hatırlatmak isterim. Bu yurtların, yani 4588 öğrenci yurdunun 3098'i derneklere, 416'sı vakıflara, 330'u şahıslara, 24'ü kamu tüzel kişiliklerine, 672'si şirketlere, 30'u vakıf üniversitelerine, 20'si üniversite tüzel kişiliklerine ait. Bu özel öğrenci yurtlarının toplam kapasitesi 445.812 olmasına karşın yurtlarda sadece 168.807 öğrenci barınma hizmeti alıyor. Yani çocuklarımız bu tarikat yapılarına, cemaat yapılarına, bunların vakıflarına aileleriyle birlikte gitmek istemiyorlar. Oradaki zorlamalara karşı oralarda kalmak istemiyorlar. Yani aslında bu yurtların kapasitesinin %62.1'inin kullanılmadığını görüyoruz. Türkiye için ciddi bir kayıp olduğunu görüyoruz. Buna mukabil Kredi Yurtlar Kurumu'na ait 822 yurtta 950.000 yatak kapasitesi var. Bu yatak kapasitesinin önemli bir kısmı biraz önce dile getirdiğim çok kalabalık, yaşam koşullarını çok kötü olan yurtlardan oluşuyor. Ve bu da bu ciddi barınma krizini aşmanın bir yolu olarak öngörülmüştü. Aynı odaya iki katı kapasiteyle öğrenci yerleştirmek, ama yeni yurtların yapılmasında çok sorun yaşanıyor. Toplamda örgün eğitim kapsamında 4.153.981 öğrencimiz var. Başka bir ifadeyle yüksek öğretimdeki örgün öğretim kapsamında bulunan öğrencilerimizin sadece %22.8'ine barınma hizmeti sağlanıyor. Yüksek öğretimde lisans düzeyinde 1.6 milyon öğrencimiz
aylık 2000 lira burs ya da kredi alıyor. Geçtiğimiz günlerde de söylemiştik. 2000 lira burs ile sadece 3 öğün günde bir simit yiyebilirsiniz, bir çay içebilirsiniz. Eğer çok ekonomik olarak uygun bir küçük ildeyseniz belki bir küçük peynir de yanında yiyebilirsiniz. Bir öğrencinin günde 3 öğün sadece bir simitle yaşayacağı da düşünülemeyeceğinden aslında burs miktarlarının da ne kadar az olduğunu burada hep birlikte görmüş oluyoruz. Bu bursun içerisinde sadece simit yiyebilecek kadar paranın verildiği bu bursun içerisinde öğrencilerimizin kırtasiye masrafları yok, kitap masrafları yok, eğitim masrafları yok, kıyafet masrafları yok, ulaşım masrafları yok. Dolayısıyla üniversite açmak elbette kıymetli. Adalet ve Kalkınma Partisi'nin büyük bir gururla bahsettiği bu kadar sayıda üniversiteyi Türkiye'ye kazandırması da önemli. Ama onun içerisinde okuyacak öğrencilerin sorunlarını gören, onların barınma, beslenme, ulaşım sorunlarına karşılık gelen, öğretim üyelerinin liyakatli bir şekilde partizanca atamalardan oluşmayan, akademik özgürlüklerinin tanındığı bir ortamda eğitim öğretimin devam etmesi de önemli. Dolayısıyla buradan bir kez daha yüksek öğretimde yaşanan bu barınma sorununa ve öğrencilerin gelirleriyle ilgili, hayatı idame ettirmekle ilgili olan ihtiyaçlarıyla ilgili sorunları da dikkatinizi çekmek istiyorum. Bolu ile ilgili olarak da değerli belediye başkanımızla, vekilimizle ve il başkanımızla beraber bugün eğitim sendikalarıyla, sivil toplum örgütleriyle, akademisyenlerimizle bir araya geldik. Bolu'nun çevre ilçelerinde olan ikili öğretimdeki okulların ikili öğretimden kurtarılmasını çok önemsiyoruz. Birazdan Sayın Valimizle de görüşeceğim. Bunu başarmış olan valiliklerimiz var. Çocuklarımızın okullarda tuvalet çeşmelerinden değil, sağlıklı bir şekilde bir bardak temiz su içebilir halde olması gerekir. Bunu çok önemsiyoruz. Devletin bu yoksul ailelerin çocuklarına bir öğün sıcak yemek verebilmesini çok önemsiyoruz. Yapılan bütün araştırmalar çocuklarımızın yetersiz beslendiğini gösteriyor. Yoksul çocuklarımızın okullara aç gittiğini, gün içinde bayıldıklarını gösteriyor. Böyle binlerce, on binlerce örnek var. Dolayısıyla bunu sosyal devlet anlayışının ve anayasal bir hak olarak eğitim hakkından yararlanmanın esas boyutlarından biri olduğunu inanıyoruz. Bolu'da bazı mahallelerin merkez alanının içerisinde olması nedeniyle taşımalı eğitimin kaldırılmasının ve taşımalı eğitim kaldırıldığı için o yoksul ailelerin çocuklarının ücretsiz yemek imkanlarından da olmasının da Bolu'ya dair bir sorun olduğunu, Sayın Valimizle de bu konuyu görüşeceğiz. Bir altını çizmek istediğim konulardan bir tanesi bu. Bolu'da bir sağlık meslek lisesi yok. Bu sağlık meslek lisesinin tekrar hayata geçirilmesi önemli. Türkiye için kritik bir konu. 2017 yılından bu yana kapatılmış bir okul var. Aldığım bilgiye göre buradaki öğretmenlerimiz yeterince aktif bir dönemde yaşayamadılar. Başka okullarda görevlendirildiler. Dolayısıyla bunların da Bolu'ya özgü sorunlar olarak altını çizmek isterim. Eğitimle ilgili bu tempomuzu artarak sürdüreceğiz. İl il gezeceğiz. Eğitim sendikalarımızla, öğretmenlerimizle, akademisyenlerimizle bir araya gelmeye devam edeceğiz. İl başkanlıklarımız, ilçe başkanlıklarımız eğitim gündemini takip ederek ilin sorunlarını milletvekillerimizle beraber, ki vekilimle parlamentoda birlikte çalışıyoruz, soru önergeleriyle, araştırma önergeleriyle, yasa teklifleriyle eğitim gündemini sürekli takip ediyoruz. Belediye başkanımızla beraber eğitimle ilgili hangi alanlarda katkı yapabileceğimizi ele alıyoruz. Bolu için güzel projeler var. Onlardan da bahsedecek önümüzdeki hafta içerisinde. Dolayısıyla Bolu'dan bütün Türkiye'ye selamlarımızı iletiyoruz. Katıldığınız için hepinize teşekkür ediyorum. Basın mensuplarımızın soruları varsa alabiliriz. Değilse tamamlayabiliriz. Teşekkür ederim. Çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun.